Merhaba değerli izleyenler. Popüler sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugünkü program konuğumuz ünlü onkoloji doktorlarından Doktor Yavuz Dizdar hocamızla birlikteyiz. Bugün kanserle ilgili konuşacağız. Kendisinden değerli bilgiler alacağız. Öncelikle merhaba diyerek hocamıza başlamak istiyorum söze. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba Kenan, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim hocam. Hocam şöyle başlamak istiyorum. Kanser biliyorsunuz çağımızın hastalığı. Kanser belirtileri nelerdir? Örneğin vücudumuzda ani gelişen bir şişlik ya da morarma kanser belirtisi midir? Bunlardan şüphelenmeli miyiz? Sizce nelerdir belirtileri? Şimdi her bir kanserin kendi özgü bir belirtisi var ama genellikle biz onlara belirti vermeden erken tanı mantığı çerçevesinde bir şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Belirti verdiği zaman hastalık oluşmuş oluyor. Kanser dediğiniz zaman bu kilo kaybına neden olabilir, iştahsızlığa, yemeğe tahammülsüzlüğe ya da kanamaya da neden olabilir. Bunların hepsi bir şekilde tabloyla ilişkilidir. Fakat siz bunu eğer biz neye dikkat etmeliyiz mantığıyla sorgularsanız o zaman istediğinizi hedefleyemeyebilirsiniz. Çünkü insanlar sağlarını sollarını çarpıp mesela morartabilirler. Evet. Her gördükleri hafif bir iştahsızlıktan ben kanser mi oldum acaba diye eğer endişelenirlerse yaşam sürdürülebilir olmaktan çıkar. O yüzden biz insanlara ciddi bir şikayetleri olmadığı sürece genellikle doktorlara gitmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Aslında. Çünkü doktorlar bir şekilde bu işi kaşıyıp büyütmeye çalışıyorlar. Yani sorunu olmayan insanda da sanki bir sorun mu varmış gibi bir durum yaratmaya çalışıyorlar. Sistem buna onlara fısıldıyor. Evet, kendi istediklerinden de değil. Bu noktada erken teşhis konusunda yeterince bilinçli olmadığından dolayı kaynaklanıyor. Şimdi erken teşhis konusunda kimse bilinçli değil. Erken teşhis diye bir şey olup olmadığı bilinmiyor. Niye? Evet. Çünkü erken teşhis ettiğiniz zaman bu hastaların kurtarılabildiği bir varsayım efendim. Şimdi siz öyle bir şey biliyorsunuz ki trafikte kaza olursa işte belli bir hız limitini geçmişse ciddi bir kaza olabilir diyorsunuz. O zaman ne diyorsunuz? Ben bunu bir takım önlemlerimi alayım. Ne yapayım? Belli bir hızın ötesine geçmesini engelleyeyim. Bir öteye gidip trafiği olduğu gibi yasaklayabilirsiniz. O zaman hiç kaza olmayacak demektir. Dolayısıyla trafik kazası diye bir sorununuz kalmaz. Burada da erken tanı eğer doğru yerinde kullanılırsa bir şey ifade eder. Ama siz tutup da ben bütün herkesi tanıyacağım, bakalım memelerinde bir şey çıktı mı diye bakarsanız çıkıyor. Ve çıktıklarından da bir şey olup olmayacağını bilmiyoruz. Tiroid taramaları aynı şekilde çıkıyor. Prostat taramaları çıkıyor ve bunlardan büyük devletler artık vazgeçme eğiliminde. Çünkü çok fazla çıkıyor. Yani biz eskiden 15 kadında bir meme kanseri görüyorduk. Artık 8-9 kadında 1'e düştü. Bu Amerika'nın bize 10-15 yıl önce söylenmiş olan verileriydi. Biz de gıda sistemini değiştirdiğimiz sürece bu şekilde olacak ve bu artacak. Dolayısıyla bunu arayıp bulmak ne kadar doğrudur? Hayat mı kurtarır? Ben size söyleyeyim, hayatınızı riske sokar. Çünkü küçücük bir tümörü bulurlar, bunu çıkartırlar, siz kanser olmuşsunuz derler ve bunun üstüne size verdikleri kemoterapiyle siz hayati tehlikeye girersiniz. Ve inanınız bunu da yaparlarken kılları kıpırdamaz. Yani daha da tehlikeye sokabilirler. Çok daha büyük tehlikeye sokabilirler, gereksiz tedavilerle. Peki hocam, kanser hastalığı nasıl tedavi edilebilir? Yani boyutları nelerdir kanser? Kanserde yapılabiliyorsa cerrahi uyguluyoruz. O cerrahiyle işte tümör dokusu çıkartılabiliyor. Onun dışında kemoterapi uygulaması denen bir uygulama var. Bir de ışın tedavisi denen biraz cerrahiye alternatif bir sistem var. Bunların üçünü genellikle kullanıyoruz. Cerrahi her hastada her durumda uygulanamayabiliyor. Mesela cerrahiye uygun bir hastalık durumu olmasına rağmen hasta işte ileri yaştaysa anesteziden ötürü komplikasyon yaratabileceğini düşündüğünüz tehlikeli için hastayı tehlikeli olarak ameliyat etmiyorsunuz o zaman. Evet. Ya da hastalığın durumu ameliyat edilmesinin bir fayda sağlamayacağını ifade ediyor. O zaman yine ameliyat etmiyorsunuz. Diğer elinizdeki imkanları kullanıyorsunuz. Bunların içerisinde kemoterapi ilaçla tedavi aslında sonradan geliştirilmiş bir metottur. Aşağı yukarı 1950'lerde bulunmaya başlıyor. Daha sonra şu an geldiğimiz noktada ama çok yaygın kullanılıyor. Hatta gereğinden fazla kullanılıyor. Radyoterapi yine o bölgedeki tümörün çıktığı alanı kontrol etmek için kullanılan ışınla, radyoaktif ışınla yapılan bir tedavi yöntemi ama şunu da söyleyeyim size. Orada biraz daha insanlar temkinli, belli bir dozun üstüne çıkmak mümkün olmadığı için radyoterapiye bağlı komplikasyonlar biraz daha az görülüyor. Fakat
halkın genel olarak algısındaki, hastaların algısındaki durum, yani bu hastalığın tedavisinin sıkıntılı olduğu şeklinde. Doktorlar da bunu aslında çok fazla yalanlamıyorlar. Çünkü hasta eğer tedaviden sıkıntı görürse, ileride biz söylemiştik demek için, bir sıkıntılı süreç olduğunu, hatta zaman zaman da hastalığın ölümcül olduğunu özellikle vurguluyorlar. Altını çizerek. Evet. Bu tabii hastayı demoralize ediyor ve ama durumu kötüleştiriyor. Ama bilinçli olması gerektiği yok, için bunun bilinçten bir alakası yok yani. Normalde herkes ölür mü? Hastalığını bilmesi gerekiyor yani. Tabii hastalığını bilsin, evet, ona dikkat etsin. Yoksa hayat zaten ölümlü bir süreç. Bizim şansımız ne zaman öleceğimizi bilmememizden kaynaklanıyor. Yoksa ölüm saatini bilseniz zaten olay böyle olmayacak. Dayanamayabilirsiniz. Daha erken gitmeyi de düşünebilirsiniz. Hani, hastaları o yüzden demoralize etmemek lazım. Tabii ki. En önce öğrendikleri zaman zaten böyle demoralize oluyorlar ama hani iki kat daha fazla kendilerine dikkat etmeleri gerekir. Ruhen, bedenen, hani biraz daha motive etmeleri gerekiyor değil mi hocam kendilerini? Elbette. Daha şimdi ellerinden gelen imkanları ortaya koyacaklar. Evet. Biraz güçlü olacaklar. Etraftakilerin de tabii güçlü desteğini ve alarak desteğini olacak. Evet. Ama bu destekler hastayı boğacak şekilde de olmayacak. Yani evet, hastayı biraz da rahat bırakacaksınız. Evet. Yani seçimleri konusunda ona saygı duyacaksınız. Çünkü çoğu hasta ben bunu istemiyorum demesine rağmen aile zoruyla yaptırıyor. Ben aile zoruyla hiç gerekmeyen hastaların gerekmeyen tedavileri aldığını gördüm. Bu doğru bir şey değil. İşte evet, ay biricik babamız falan derken adam ellerinin içerisinden avuçlarından kayıp gidiveriyor. Ama bunları uyarmak, söylemek mümkün olmuyor. Evet. Peki hocam bu tedavilerde başarı oranı sizce nedir? Başarı oranları yıllar içerisinde çok fazla fark etmedi. Bazı kanser türlerinde, akciğerde, pankreasta çok ciddi mesafeler almadık ama bazı türlerde de çok iyi mesafeler alındı. Yani burada iki tane tartışma söz konusu. Birincisi evet, hastalık da zaman içerisinde doğasını değiştiriyor. Bir natür değişikliği oluyor. Çünkü yaşamımız çok değişti. Bu değişikliğin içinde doğal olarak çıkan hastalık da değişiyor. Eskiden bir hastalık çıktığı zaman bu hastalığın şekliyle bugün çıktığı zamanki şekli çok birbirinden farklı. Evet. O nedenle bizim tedavi sonuçlarında artan başarımız hastalık değişiminden midir yoksa bizim tedavi başarımızdan midir? Bu bence soru işaretidir. Çünkü onkolojide şöyle bir sıkıntı var. Tedavi için minimum cerrahi yapılmış ve ondan sonra başka kemoterapi, radyoterapi almamış bir kol yok. Hep tedaviyle tedaviyi karşılaştırıyoruz. Yani mutlaka bir tedavi yanında başka bir tedaviyle kıyaslanıyor. Dolayısıyla siz bir şeyi bilemiyorsunuz. Yani bunlarda acaba başka bir durum var mı diye konuyu gidişatı değiştirir. Genel olarak hastaların yarısı civarında iyileşirler, tamamen iyileşirler. Bazı kanser türlerinde ki onlara kanser bile demek ne kadar doğrudur bilmiyorum, %99 iyileşirler. Prostat iyileşir, memelerin çok büyük bir kısmı meme kanserlerinin iyileşirler zaten. Bazılarında da dediğim gibi sıkıntılı bir süreçtir. Onların içinde de başarı vardır ama yüzdesi küçüktür. Yani türüne göre ve durumuna göre değişiklik gösterebiliyor diyorsunuz. Peki kendi çevremde de gördüğüm kadarıyla hocam, kanser yaşı çağımızın hastalığı biliyorsunuz. Oldukça düştü. Bunun sebepleri nelerdir sizce? Bunun sebebini inanınız bilmiyoruz. Çünkü kanser yaşı düştü. İnsanların kanserin nedenini açıklama için ortaya koydukları değişkenler hep sigara, alkol, genetik, üç tane şey aslında bile kilo kaybı diye. Yediklerimiz, teknolojiyle gelişen radyasyon ortamlardaki elektromanyetik alan, evet, ortamda hava kirliliği nedeniyle evet, bunların hepsi bir faktör. Etken dolayısıyla yani yaşın aşağıya kaymasında da bunların faktör olarak dile getirilmesi gerekiyor. Ama tıp, samimi söyleyeyim, bu konularla ilgilenmiyor. Çünkü tıbbın meselesi ben nasıl tedavi ederim? Tabii, o tedaviyle ne kadar uğraşabilirim? Yani niye olmuş, nasıl olmuş, ne zaman ortaya çıkmış? Bundan tıbbın bir alakası yok. Ancak doktorların kendi başlarına gelirse evet, bir şey ifade eder. Peki hocam erken tanı için sağlık taramaları ne kadar sıklıkla yapılırsa daha etkili olur, faydalı olur? Şimdi bazı taramaları yaptırmanın bir anlamı olduğuna ben inanmıyorum. Neden? Çünkü arada zaman geçmiş, bir teknoloji gelişmiş, bazı şeyler yapılabilir hale gelmiş. Meme kanseri için mesela taramaları, işte ailenizde varsa 35 yaşında da başlayabilirsiniz diyor ama bizde klasik olarak öğretilen 50 yaşından sonra, menopozdan sonra başlayın derlerdi. Prostat kanseri için hakeza öyle 60 yaşından sonra başlayın derlerdi. Artık günümüzde ama bu check-up meselesi bir promosyon olarak özel hastaneler tarafından özellikle verildiği için siz gidiyorsunuz. Ben size mesela bir örneğini anlatayım. Kadının omzu ağrıyor.
ortopediye başvuruyor. Omuz ağrısı var sadece. Ortopediye gidince doktor muayene ederken bakıyor burasında bir oluşum var. Bunu opere ediyor. Abi bakıyor bu sarkom çıkıyor. Bunun üzerine bu daha geniş operasyona uğruyor. Halbuki kadının burasındaki şey yıllardır var ve bir değişiklik göstermemiş. Şimdi bunu siz bulduğunuzda kanser artıyor diyemezsiniz. Yani bu aslında bilinen, var olan bir şeyin bir şekilde yakalanmış hali. Aynı şey bugün daha örneği geldi. Başının şurasında bir şey varmış, yıllardır varmış. Herkes buna yağ bezesi diyormuş. En sonunda biraz ağrıyınca gitmiş. Abi çıkartmışlar, kansersin demişler. Hadi biraz daha geniş çıkartmışlar. Şimdi bu şeysi olmasa, hastanın hassasiyeti olmasa ya da hastanın aklına girmese biz bunu çıkartalım diye, bundan aslına bakarsanız bir şey olmayacak. İnsanların vücutlarında bu takım şeyler var. Cilt altında var. Değişik yerlerinde işte küçük lenf düğümleri vesaire. Hasta olmadığı sürece insan yağ bezleriyle karışır. Hasta olmadığı sürece bunlara dokundurmaması lazım. Yani büyümediği sürece bunlar. Başka bir değişiklik göstermediği sürece siz eğer bunu gidip gösterirseniz bundan bir şey çıkma bulma olasılığı yüksek ve o aynı sıra dayağından geçiyorsunuz. Yani riski daha da artırır diyorsunuz. Tabi gereksiz tanıya gidip gereksiz tedavi yapacaklar demektir. O da sizin yaşam riskinizi zora yükseltir. Doğru hocam. Peki hocam, hastalıklarla mücadelede beslenmenin önemi nedir? Kanserden koruduğunu bilmemiz için nasıl beslenmemiz gerekir? Şimdi beslenme konusunu eskiden hafife alıyorduk. Beslenme doktorların da bilmedikleri bir konudur. Doktorlar tıp fakültesinde okurken birkaç tane vitamin eksikliğinin ne olduğunu bilirler. Evet. Çünkü bunun dışında başka bir şey aslında onlara öğretilmemiştir. Öğretilmemesinin nedeni bilinmemesinden kaynaklanıyor. Bakmayın, skorbut falan gibi bir takım hastalıklar vardır. Mesela vitamin eksikliği. Ne zaman bunların varlığını anlamışlar? Tafi tarihinde uzun deniz yolculukları yapıldığında gemicilerde çıktığı için anlamışlar. Tayfa uzun süre C vitamini alamazsa hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Yoksa normal koşullarda sizin yaşadığınız beslenme ortamında bu ortaya çıkan bir tablo değil. Bunun gibi muhtemelen çok fazla tablo var. O zaman dönüp baktık, evet biz beslenme açısından hiçbir şeyin farkında değilken bir yön şeyi değiştirmişler. Bunu da raf ömrünü uzatmak amacıyla yapmışlar. Yani bir yoğurt, eğer katkı maddesi bunun içinde bir parçası, aşırı fiziksel işlemler. Yani gıda canlı bir şey, siz gıdayı öldürürseniz eğer tabii ki bir daha bozulmuyor. Bu bozulmama olayı önemli bir faktördür. Ama bize de bu konuda bir şey söylememişler. Zaman geçip hastalıklar böyle artmaya başlayınca bir vesile oldu. Bir şekilde yoğurdun ekşimemesi meselesinden başladı. Sonra baktık süt tamamen değişmiş, yoğurt değişmiş, tavuk değişmiş, beyaz et olmuş, garip bir şeye dönüşmüş. Ondan sonra baktık aslında bütün o küreler, konserve, onların hepsinin teknolojisi değişmiş. Onun üzerine vatandaşa dedik ki siz kardeşim doğru düzgün sağlıklı yaşamak istiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. Lütfen beslenmenizi normale değiştireceksiniz. Doğal besleneceksiniz. Doğal, evet. Burada doğaldan kastımız olabildiğince. Şimdi insanlar zannediyorlar ki öyle çayır çimen şahane ortamda yetişmiş ürünü alacağım. Böyle bir şey söz konusu genellikle olmuyor. Çünkü sizin ilaç bir miktar kullanmanız da gerekebiliyor. Neden? Çünkü vermezseniz eğer ürün heba oluyor. Bir şekilde zararlılarla mücadele de etmeniz gerekiyor. Nasıl yaparsanız, bunlar normalde aslında permakültür denen yöntemlerle uygulanıyor. Yani bir tarlayı ekiyorsunuz, tarlanın mesela belli yerlerinde de sarımsak ekiyorsunuz. Bunda dana burnu gelmiyor. Ama siz bunu yapmayıp da ilaç atarsanız atmak zorundasınız. Yoksa ürün gidecek. O zaman ilacı usulünde atacaksınız. Ha bakın, o konuda da çok şey değişmiş. Çok miktarda ilaç kullanılırsa bir sorun yok aslında. Evet. Biz de ilaç kullanıyoruz çünkü. Evet. Ama o kadar çok değişmiş ki köz bunun artınca maalesef ki malının ömrünü uzatmak için de kullanabileceği, malı büyütmek için de kullan. Bunların hepsini görmüşler. İşte azotlu gübre falan filan bunlar öğrenilmiş. Dolayısıyla gıda çok değişmiş. Burada zararın neresinden dönülse kârdır. Siz gidip de yoğurdu kendiniz tutturursanız bu çok iyi bir şeydir. Eğer ben derseniz ki tavuk istiyorum, o zaman bir köylüye ısmarlarsınız. Yumurta meselesi çok çok ciddi bir sorundur. Çünkü %99'u sentetik sarıyla üretiliyor. Aslında bu biraz da biz halkın elinde olan bir şey. Valla halkın doğrudan elinde. Çünkü evet, halk ne talep ederse onu verirler. Doğru. Şimdi halk söylenmiyor, etmiyor, şey yapmıyor. Bir tam bir hassasiyeti var ama kendi varlığını göstermezse ne verirler? Sonra ya ucuz olan şeyin peşinde koşup duruyorlar. Ne ucuz olanın. Odur, o aynen öyle efendim. Evet. Ne yiyorsak odur.
Peki hocam, yediklerimiz üretim aşamasında yeterince kontrol ediliyor mu sizce? Son 30 yıl içerisinde biliyorsunuz kanser vakaları oldukça arttı. Sizce gelişen teknoloji, radyasyon, hava kirliliği dediğimiz gibi konuştuk bunları. Bunlar sebep oluyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi yediklerimiz kontrol edilmiyor. O konuda tamamen içiniz rahat olsun. Hiçbir şeyi kontrol etmiyoruz. Ufak tefek bir kontrol yapılıyordu. Bundan birkaç ay önce yeni bakanın gelmesiyle birlikte o kontroller de kaldırıldı. Yani %5 civarında bir ürün kontrol ediliyordu. 100 mal gelmişse 5'ini kontrole alıyorlardı. Rastlantısal olarak seçip. Ya da laboratuvarlarda analiz için 100 malın 5'i gönderiliyordu. Şu an artık o sıfır, hiç gönderilmiyor. Ve hatta bunu da bakanlık tahmin etti. Bir şey kontrol etmeyin diyor. Bunun nedenini bilmiyoruz efendim. Yani yurt dışından genetiği değişmiş gıda geliyor. Bunlar piyasada insanlara sunuluyor. Var piyasada. Tarım ilaçları, bulaşık olanlar geliyor. Melamin konulmuş sütler geliyor. Süt dozları geliyor. Bunların hepsi geliyor. Fakat bunların hiçbiri kontrol edilmiyor. Hocam, o yüzden müsterih olun. Bir şey kontrol edilmiyor. Evet hocam, peki yurt dışında böyle değil ama. Hani ülkeler ürün alırken, özellikle bizden ürün tabii, alırken... Tabii Rusya alırken mesela %100 kontrol ediyor. Tabii %100 hijyen kontrolü, yangın sertifikası, kendi kalite sertifikasını üretmiş ve onu almadan, üretici firma onu almadan ülkesine almıyor malı. Doğru. Oradan da geri dönen malları bize yediriyorlar biliyorsunuz ki Türk halkına. Oradan gelenler evet. Yine ben size söyleyeyim, kötünün iyisidir ha. Evet. Piyasadakiler onlar kıyas götüremez. Yani orada Rusya ya da neyse ithal etti, ihraç ettiğimiz ülke ithal eden ufak bir şey bulmuştur. Evet. Onunla ilgili bütün malı geri gönderir. Çok titizler bu konuda. Titizler. Hani bizim ülkemiz neden? Ama bizde böyle bir şey yok. Evet. Yani biz malın iyisini zaten onlara gönderiyoruz. Hı-hı. O iyi malda da hala sorun çıkanı bize geri gönderiyorlar. Hı-hı. Onlar hala piyasaya göre çok iyi bizde. Ama yerli piyasadaki ürüne baktığınız zaman durum çok karışık. Yani benim şahsen yaşadığımız bir örneği aktarayım size. Bir dilim portakaldan, bakınız bir bütün portakal demiyorum, bir dilim portakaldan ilişkin 3 kişi zehirlendi. Birer dilim yemişler, ortaya portakal soyulmuş. Bulantı kusma şeklinde bir tablo. Sonuçta Adli Tıp Kurumu'na yolladık. Adli Tıp Enstitüsü, doğrusu 20 çeşit tarım ilacı var dedi. Kabuğunda ve içinde. Şimdi bu derece bir kötüye kullanmadan söz ediyoruz. Zaman zaman ben çiftçilerle konuşuyorum, bozuk atıyorlar bana. Niye böyle söylüyorsunuz? Herkese aynı sınıfa sokuyorsunuz. De bunu siz de çözeceksiniz. Beni ilgilendirmez. Yani malının garantisini sen vereceksin. Ben vatandaşa bunu söylerim. Sen de malının güvencesini ver. Sen hiçbir şeyin analizini yaptırma. Aradan da 2-3 tane çürüğünüz bunlara bassın, ilacı İstanbul'a göndersin. Burada insanlar zehirlensin. Sonra beni niye karıştırıyorsun? Böyle bir kavram olur mu? O yüzden bunları söylüyoruz, dile getiriyoruz. Ama bakanlığın niyeti o tarafta değil. Bakanlık olabildiğince bunların denetimini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Öyle bir kaldırmaya çalışıyor ki sanki kasten sokulsun piyasaya ve hiç denetlenmeden bir takım ürünler tüketilsin gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bunun nedenini bilmiyoruz, samimi söylüyorum. Ama durum sıkıntılı bu açıdan.